Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle elimde tek renk zümrüt yeşili bir yemeni var arkadaşlar. Gördüğünüz bu iplerden de yine iğneden tığa bir model hazırladım sizler için. Şöyle modelimi göstereyim, bakın. Bu şekilde iğne oyası olan modeli ben de size şu şekilde tasarladım. Evet, en uygun şekliyle tığa olur hali de bu şekilde oldu. Oradaki zincirler yerine bu şekilde kirpikli trabzanlar yapmak istedim. Bildiğiniz bir ara suyu modeli bu şekilde kirpikli trabzan. Ve tığa da bu şekilde papatyasını çevirdim arkadaşlar. Hem kolay hem zarif hem de iğneden tığa oldu. Bakın çok da güzel oldu. Şöyle ütüye de uygun olsun diye bu şekilde yaptım. Zincir kısımlarını tek tek zincir yapıp bu şekilde yapmak istemedim. Bu şekilde kirpikli trabzan yapayım ki size de ütü kısmında hem kolaylık olsun hem yapım kısmında da bakın zincirleri yaparak uğraşmayın diye bu şekilde kirpikli trabzan yaptım. Evet, bakın bu şekilde papatyaları, antenli papatyalar yaptım. Aynı, birebir aynı resimde gösterdiğim modeli sizler için tığa çevirdim. Evet, şimdi modelin anlatım kısmına geçelim. Her zamanki gibi tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırlıyorum. YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınızda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcuttur. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi iki tane çiçeğimin arasına bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan yaparak başlıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane bırakmışız. Bunu ona tamamlayacağız. Bakın ilk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. Şöyle ipimizi bir zincir çekerek tığımıza tutturduk. Bir defa da tığımızı doluyoruz. Havadan trabzan yapacağız. 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Yapmış olduğumuz bu trabzanımızın arasına girip kapatıyorum kirpiğimi. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım ve yuvanın içine girip şöyle 2 ve 2. Bir tane kutucuk yaptım. Yine 2 zincir çekip bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girip 2 ve 2. 2 tane ikişer zincirden kutucuk yaptım ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. Bu ikinci boş kutucuğa kapattım. Bakın. Yine 2 zincir, bir defa tığımı doluyorum. Ve yandaki tığ battıya girip 2 ve 2. Bir tane daha yapıyorum karşıyla eşit olması açısından. Evet, bu yuvamız, çiçeğimiz için yuva hazırladık. Bakın. Şimdi yine 10 tane kirpikli trabzan yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum kirpiğimi. Şimdi araya bir zincir, sadece yuvanın iki zincir kutucuklar, kirpikli trabzanların arasına birer zincir çekerek çitimizi hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle kapattım. Bir zincir, bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle kirpiğimi kapattım. Araya bir zincir. Daha net görmeniz için şu şekil tutacağım. Şöyle 2 ve 2. 3 oldu. 3, 4 zincir. 4, 1 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Ve bismillah. İçine sıçtı. Evet, ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini şöyle ikişer zinciri yaparak hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi iki tane çiçeğimin arasına bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan bırakıyorum. Bakın 10 tanenin ara mesafesi bu kadar oluyor. Şöyle 9 tanesini daha önce sizler için hazırlamışım.
İlk önce bu şekilde çimenini yapıyoruz. Bakın arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığımı dolayıp şöyle yandaki boş tığ battıya girdim. 2 ve 2. Buraya bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Hemen trabzanımın arasına girdim. Bir tane kirpik yaptım. Bu şekilde 10 tane kirpikli trabzanı yapıyoruz. Ve şimdi yuva için kutucuklar hazırlayacağım. 2 zincirin üzerine bir defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 alarak boş bir kutucuk. Hemen yanına aynısından bir tane daha. Şöyle boş kutucuk yapıyorum. 2 tane boş kutucuk. 10 kirpikli trabzandan sonra 2 tane bu şekilde boş kutucuk. 4 zincir. Buraya tam orta kısma bu şekilde bir tomurcuk yaptım. Bu hem de çiçeğimizin ortasındaki minik beyaz çiçekleri yapacağız. 2 zincirimi çektim. Yandaki tığ battıya 2 ve 2. 2 zincir bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bakın sağda ve solda olmak üzere ikişer tane boş kutucuk hazırladım. Ve şimdi 10 tane kirpikli trabzanı yapıyoruz. Yuvası bu kadar kolay arkadaşlar. Ortada bir kirpikli trabzan, sağda solda boş 2 tane kutucuk. Şimdi ara suyuna başladık. Bir zincir çekiyorum. Şöyle 2 ve 2. 3, 4 zincir. Aynı işlem olduğu için biraz hızlanıyoruz. Bir defa tığımı doladım. Bakın, bu yuvanın içine girdim boş olana. 2, 2 alıp trabzan yaptım. 4 zincir. Hemen trabzana tomurcuğumu konduruyorum. Arada bir zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Hemen trabzanın arasına girip kirpiğimi oluşturdum. Bir zincir bir defa doladım. Hemen yuvaya girip 2 ve 2. Bakın bu şekilde. 4 zincir. Buraya kapattım. Bir zincir bir defa doluyorum. Boş olan tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Hemen kirpiğimi oluşturdum. Bir zincirimi çekip bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kirpiğimi oluşturdum. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 alıp trabzan yapıyorum. 4 zincir. Yine bir zinciri çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girip 2 ve 2. 10 tane bu şekilde kirpikli trabzanı oluşturuyoruz. Şöyle kirpikli trabzanların arasına bir tane bırakıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Sonuncu bu kirpikli trabzanı yapıp bir tane daha yuva göstereceğim sizlere. Hemen şimdi bakın 10 tane kirpikli trabzanı yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 10. trabzandan sonra hemen 2 zincirden 2 tane kutucuk. Yandaki yuvaya şöyle 2, 2, 4 zincir. Yine 2 zincir, bir defa tığımı doluyorum. Yandaki tığ battıya 2 ve 2. 2 zincir, bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincir, bir defa doladım. 2 ve 2. Yine aynı şekilde bakın başladık 2 kutucuktan sonra. Buraya 10 tane bu kirpikli trabzanı devam ettireceğiz bu şekilde. Sonra bu 2 kutucukla kirpiği yapıp çimenimiz bu şekilde devam edecek. Burası 10 tane olacak. Evet, şimdi biz papatyamızın yapılış kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle yapmış olduğumuz yuvayı ters tarafına çeviriyorum bakın. Buradan. Şöyle trabzanın tepe noktasından girip sık iğne ile
İpimi buraya tutturdum. Ve bakın sık iğneyi de sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Zincirimi çektim. Bakın kirpin yanındaki boş trabzana tutturmuştum sık iğneyle. Hemen yanındaki boş olan trabzana yine geçişimi yapıyorum. 12 zincirimi kapatıyorum. Kirpikli yuvamız ortada kaldı. Ve bir zincirle hemen düz tarafına dönüp yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi yapacağımız papatya yaprakları çok güzel duruyor arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kenara 4 zincir çekiyorum. Tığımın başını da 3 defa dolayıp hemen yuvanın içine girdim. Şöyle bakın. Kalın ve güzel bir trabzan olması için şöyle 2, 2, 2 ve 2 olarak bu şekilde trabzanımı aldım. Yine 3 defa doladım. Hemen yandaki aynı yuvanın içine giriyorum. Bakın oturtturarak 2, hiç bulanmıyorum. 2, 2, 2. Bu şekilde trabzanım çok güzel duruyor. 3 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2, şöyle sıkı sıkı. 2, 2 ve 2. Başta çektiğim 4 zincirle beraber 4 tane tığ battım oldu. Yine 4 zincir çekiyorum ve bu yuvanın içine kapatıp bu şekilde sabitliyorum. Yine 4 zincir. Bakın büyük iri bir papatya yaprağı elde ettik. Şimdi buraya 13 tane zincir çekiyorum. Kulak yapacağız arkadaşlar bakın. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şöyle aynı yuvanın içine buraya bir anten oluşturdum bakın. 4 zincir çekiyorum. 3 defa tığımı doladım 4 zincirimin üzerine. Yine buraya demin yaptığımız yaprak gibi papatya yaprağı yapıyoruz. Şöyle 2, 2, bakın yapmış olduğum bu 4 zincir boyutunda trabzanımı yaptım. 3 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2, 2, 2 ve 2. Yine 3 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2, 2, 2 ve 2. 4 tane olunca hemen 4 zincir. 4 zincirle 5. trabzanı buraya yapmış oldum. Yine bakın. Yaprağımızın biri hazır ve 13 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincir arkadaşlar antenlerimiz olacak. Şöyle yer açalım. Kapattım. Yine 4 zincir. 3 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şu ilmeği buradan içe doğru çekip şöyle 2, 2, şöyle 2 ve 2. 2, 3 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2, 2, 2 ve şöyle 2. 1, 2, 3 defa tığımı dolayıp şöyle yuvanın içine giriyorum. 2, 2, 2 ve 2. Bakın buradaki 4 zincirle beraber 4 tane bu şekilde trabzanı yaptık. 5. yine 4 zincirden yapıyorum. Yine yuvada kapatıp bakın bu şekilde son trabzanımı buraya yaptım. Şöyle koparmadan önce de bakın bir zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Hemen bunu yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar bakalım. Evet şimdi bu çimeni yaparken ara boşluğa yapmış olduğumuz bu 4 zincirin arasından giriyoruz. Şöyle rahat çalışmak için de diğer papatyayı arkaya yatırıyoruz. Şöyle sık iğne ile sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım. Bu 1. 3 tane bu şekilde 5 zincirden kirpik. 5 zincir.
Yeşil 4 zincirli yuvanın içine bu şekilde, hem de arkadaşlar o yuva için çekmiş olduğumuz 12 zinciri bu şekilde güzel kapatma işlemi uyguluyor. Güzel bir turşu oluyor. Evet, şöyle bakalım. Şekilde şu yapmış olduğumuz yuvayı kapatmış oluyor. 12 zincir güzel ve hoş bir duruşu oluyor. Şimdi diğer şöyle kirpikleri, antenleri de yapalım. Aynı işlemi yapacağız. Antenin içine giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Kapattım. Yine 5 zincir. Beş zincir. Kapatıyorum. Şöyle. Antenin uç kısmına 5'er zincirden 3 kirpiği yapıyoruz. Ve şöyle de yakalım da. Yakış kısmı da kolay arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru hafif. Yine aynı işlemi yapalım. Şöyle bak. İpimizi tığımıza tutturuyoruz. Işık kurunca bazen görmekte zorlanıyoruz. Bu 13 zincirden yaptığımız antenin içine sık iğne ile sabitledim. 3, 4 ve 5. Yuvaya kapattım. 5 zincir. Yuvaya kapattım. 5 zincir. Yuvaya kapatıp yine bir zincir çekerek ipimi koparıp hemen bunu şöyle yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet, modeli hazırladım bakın arkadaşlar. Tamamladım, bitirdim. Şöyle göstereyim. Antenler olduğu için uzaylı papatyalar modelin ismini o şekilde koyacağım bakın. Böyle çitlerin üzerine inen uzaylı papatyalar. Modelin ismi bu olsun. Çok güzel oldular arkadaşlar. Şöyle kamera karşısında yapabildiğim kadar, elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalıştım. Yine iğneden tığa bir model ama iğneyi tığa şöyle ütüye uygun hale getirerek yaptım. Şöyle incecik ütülendiğinde güzel bir model olacak inşallah arkadaşlar. Modelimizin yapılışı çok kolay, hem basit, hem iğneden tığa, hem de bakın uzaydan gelme böyle antenli papatyalar hazırladım sizlere. Sizler de emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.